Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda hak kavramı üzerinde duracağız. Hak, gerçek anlamında. Türkçe'de de sıkça kullandığımız kelimelerden birisidir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hak, batıl, bunlar birbirine mukabil olarak genelde beraberce geçer. Mesela ayette denilir ki, Ce'el hak ve zehagal batıl. Hak geldi, batıl kayboldu. Adeta hak ve batıl gece ve gündüz gibi, ışık ve karanlık gibi birbirine zıt şeyler. Güneş doğduğunda karanlık kayboluyor. Hak ortaya çıktığında da batıl olan şeyler ortadan kaybolmaya mahkum. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesi hak. Mesela ayette şöyle geçer. ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ Sonra onlar hak mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Burada Allahu Teala'nın bir ismi hak olarak ifade edilmekte. Yani Cenab-ı Hak diyoruz. Türkçede de çokça kullandığımız bir ifade şeklidir. Allahu Teala hakkın ta kendisidir. Gerçeğin ta kendisidir. Onun varlığı haktır ve isimleri, sıfatları, yaratması bütün bunlar haktır. Kur'an-ı Kerim'de hak batılla alakalı mesela kavlul hak, Allah hakkı söyler. Allah'ın kavli, sözü haktır. Böyle ifade ediliyor. Ve bazı insanların hakkı yalanlamak veya hakkı gizlemek tarzındaki durumları anlatılıyor. Fakat kezzebu bil hak lemme ca'ahum. Onlar kendilerine hak geldiğinde onu yalanladılar. Mesela peygamber gönderilmiştir. Peygamber hak hakikati beyan etmiştir. Ama inatçı kafirler, inatçı müşrikler bunu yalanlama cihetine gitmişlerdir. Ve İsrail oğullarıyla alakalı, ehli kitapla alakalı, onlardan bir kısmıyla alakalı bir değerlendirme. Ve inne ferigan minhum, onlardan bir fırka, le yektumunel hak ve hum yalemun. Onlar bile bile hakkı gizlerler. Yani o Yahudilerden, İsrailoğullarından bir kısmı bildikleri halde hakkı gizlerler. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin hakka tabi olmasıyla alakalı emir var. Mesela وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Yani sana hak geldikten sonra onların hevalarına tabi olma. Buradan belki şunu anlayabiliriz. Bir kimse ya hakka tabi olur veya hevaya tabi olur. Heva nefsin kötü istekleri. Demek ki hak hakikati insan öğrendikten sonra artık kendi keyfine başka şeylere uyması münasip değildir. Kur'an-ı Kerim'de ehli kitaptan bir kısmının Kur'an'a muhatap olduğunda, hakka muhatap olduklarında ağladıkları nazara verilir. Demek ki hak insanı ağlatır tabiri caizse. Gerçeği bulmak, gerçeği öğrenmek insanı sevinç gözyaşlarına gark eder. Tera ayunuhum tefidu mined-dem'i mimma arafu minel hak. Onlar hakla alakalı öğrenmiş oldukları şeyden dolayı onları görürsün ki gözlerinden yaş geliyor. Demek ki sevinç gözyaşı Türkçede de kullanılan bir ifade. Bir insan hak hakikati bulduğunda da elbette sevinir ve bu onu ağlatacak seviyeye bile getirebilir, sevinç gözyaşları dökebilir. Kur'an-ı Kerim'de hak ve batılla alakalı dikkatimizi çeken ayetlerden birinde şöyle buyrulur. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي اِلَى الْحَقِّ Ey Peygamber, de ki, sizin şerikleriniz, Allah'a ortak koştuğunuz şeylerde hakka ileten var mı? Sizin taptığınız o putlar hakka iletirler mi? Gulillahu yehdi lil hak. De ki Allah hakka iletir. Allah hak hakikati doğru yolu insanlara beyan eder ve gösterir. Efemen yehdi ilel hak e hakku en yutteba. Artık bu durumda hakka ileten mi tabi olunmaya layıktır? Emmen la
yehiddi illa en yuhde. Yoksa yol gösteremeyen, kendisi yol gösterilmeye muhtaç olan kimseler mi? Fema lekum, yani size ne oluyor? Nasıl böyle değerlendiriyorsunuz? Keyfe tahkumun, nasıl böyle hükmediyorsunuz? Ve ma yettebi'u ekseruhum illa zanne, onların çoğu zanna tabi olur. Ve inne zanne la yuni minel hakkı şey'e, zan ise haktan bir şeyi gidermez, hakkın yerine hiçbir zaman geçemez. Bu ayet-i kerimede hak, buna mukabil batıl, heva, bu gibi şeylere dikkat çekildi. Ve bir kısım insanların hakka tabi olmak yerine zanna tabi olduklarını yine ayet-i kerime beyan etti. Ben böyle zannediyorum diye yola çıkmak demek ki yeterli değil. Hakkı öğrenip o tarzda yola çıkmak en güzeli ve insana yakışanı. Kur'an-ı Kerim'de hak ve batılın mücadelesi anlatılır. Hak ve batılın mücadelesi gökten inen bir yağmur ve bu yağmurun nehirler halini alması, o nehrin üzerinde de bir köpük meydana gelmesi, böyle bir örnekle anlatılır. Gökten yağmur yağmıştır, dereler, vadiler kendi miktarınca su ile dolmuştur ve bir nehir meydana gelmiş, nehir mecrasında akmakta, varacağı yere doğru gitmektedir. Nehir neticede varacağı yere varacaktır ama onun üzerinde bir de batıl vardır. Yani onun üzerinde köpük var. O köpük batılın misalidir. Köpük sonunda yok olmaya, kaybolmaya mahkumdur. Demek ki hak ve batılın bu tarz bir misali var. Hak o akan sular misali varacağı yere varıyor ve o su hakikatin ta kendisi. Ama üstteki köpük ise kaybolmaya, ortadan kalkmaya mahkum. Yine aynı ayet içerisinde, aynı ayetin devamında şuna misal veriliyor. Sizin yaptığınız ziynet eşyalarında da benzeri bir durum vardır. Yani insanlar ziynet eşyası yapmak için işte bir takım madenleri, kıymetli madenleri ateşe verirler. O ateşte üstte bir posa meydana gelir. Posa kısmı atılır ama elde edilen o kıymetli maden ise güzel bir şekilde kullanılır. Burada hak ve batıl yine örnek olarak veriliyor. Hak o gerçek madenler gibi, batıl ise onun üzerinde meydana gelen tortu tarzında, fazlalık maddeler tarzında. O fazlalık maddeler atılacaktır ama asıl kıymetli olan kısım ise değerlendirilecektir. Demek ki hem gökten inen yağmur misaliyle hem de insanların yapmış oldukları ziynet eşyaları misaliyle hak ve batıla örnek getiriliyor. Ve böylece hak neticede galip gelecektir. Hak ve hakikat ortaya çıkacaktır. Batıl olanlar ise, hakkın mukabili olan batıl olanlar, bunlar kaybolmaya, sönmeye, yok olmaya mahkumdur. Bizlere düşen görev haktan hoşlanmak, hakka müşteri olmak. Ama bir kısım insanlar da var ki haktan hoşlanmıyorlar. Kur'an-ı Kerim bize bunu şöyle anlatıyor. Em yegulune bihi cinne, yoksa o peygamberde bir cinnet var mı diyorlar. Bel ca'ahum bil hak, halbuki peygamber onlara hakkı getirdi. Ve ekseruhum lil hakkı kârihun, ama onların ekserisi haktan hoşlanmıyor. Aslında gerçekler güzeldir ama bir kısım insanlar hak ve hakikattan hoşlanmamaktadır. Ve Allah'ın dini hak dindir. Ve Allah'ın hak dinle alakalı vaadi vardır. Allah hak dini dünyanın her tarafına hakim kılacaktır. Ve inne vaadallahi hak, Allah'ın vaadi elbette haktır. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ın nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.